Ünlü mutasavvıf ve şair Feridüddin Attar'ın Attar başyapıtı Mantık Tayir bu kez minyatür çizgilerinde hayat buldu. Özcan Özcan ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserler Simurg'a varmak üzere yola çıkan 30 kuşun yol hikayesini anlatıyor. Sergide bulunan 29 eser eş zamanlı olarak bir öykü kitabında da yer aldı. Kitabın genç yazarı projeyi kültür sanat dünyasına anlattı. <laughs> Büyük mutasavvıf ve şair Feridüddin Attar'ın 13. yüzyılda kaleme aldığı Mantıkut-Tayr bir minyatür sergisine konu oldu. Mantıkut-Tayr Kuşların Şarkısı adlı sergi Kuveyt Türk Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşturuldu. İslam edebiyatının başyapıtlarından Mantıkut-Tayr adlı eserden yola çıkılarak Özcan Özcan ve öğrencileri tarafından oluşturulan 29 minyatür çalışması aynı zamanda bir öykü kitabı haline getirildi. 30 e, kuşun ee, çıktıkları e, yolculukta simurga varmalarının hikayesi anlatılıyor. Tabii başlangıçta yolu çıkan birçok kuş var ama o kuşlardan sadece 30 tanesi e, simurga varmayı e, başarıyorlar. Aslında e, Feriduddin'e attar burada tabii kuşlar, e, kuş değil aslında her biri bir insan tiplemesi insandaki zaafları anlatıyor. Her birinin farklı zaafları var. Kitap, Mantık Uttay'daki ilahi kavuşmayı, Allah sevgisini ve bu sevgiye ulaşmak için kalbi iyiliklerle donatmanın, kötülüklerden uzaklaştırmanın gerekliliğini yansıtma amacıyla çocuklar ve gençler için kaleme alındı. O resimlerdeki kurguları da dikkate alarak öyküleştirirken ana temayı sonuçta da çocuklara bir ana fikir vermek istedik. İnsanın zaafları vardır kusurları vardır. Fakat her insan o zaaflarını, kusurlarını aşmaya çalışır. Kendini kötülüklerden uzaklaştırır. iyilik yapma gayreti içinde olursa içindeki her insanın içinde aslında adeta yaratıcısının konuşan sesi mahiyetinde olan vicdanına kulak verirse işte Allah sevgisine ve kamil bir insan olgun bir insan e, olmaya ulaşır. Sanatı kültüre dönüştürme hedefiyle hazırlanan kitap, Feriduddin Attar'ı tanıttığı kadar minyatür sanatına da odaklanıyor. Çocuk dünyasına görsellikle e, hitap etmek e, çok daha kolay. Feriduddin Attar o zor konuyu kelimelerle e, resmetmiş. E, biz de onun kelimelerle e, resmettiği e, konuyu minyatürlerle e, göz önüne getirmeye çalıştık. Bir yerde Feriduddin Attar'ın işte o kelimelerin dilinden, kuşların dilinden anlattığı hikayeyi biz de biraz renklerin dilinden aktarmaya gayret ettik.